Efendim yeniden günaydın. HRT Akdeniz'den yeni bir günden Hatay'dan sesleniyoruz sizlere. İkinci dilimde sürdürüyoruz birlikteliğimizi. 27 Ekim Çarşamba bugün 9.02 gösteriyor saatler. Ekonomiyi konuşacağız. Her çarşamba olduğu gibi ekonomist Özgür Barış Karaca bizimle birlikte olacak. Farklı başlıklar var. Türkiye ve dünyayı konuşacağız. Hocam günaydın. Günaydın Can Bey. Herkese iyi haftalar diliyorum. Stüdyoya ses rica ediyorum arkadaşlar. Hocam nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Böyle aslında hani genel gidişata baktığımız zaman böyle hep şeyi konuşuyorduk, ne olacak ne olacak diye. Aslında bir süreç başlamış durumda olumsuz olarak, bu önceden beri hep telaffuz ettiğimiz. Dolayısıyla geçen hafta en fırtınalı dönemiydi. Dolayısıyla bu hem işleri hem piyasaları hepsine yansımış oldu. Evet, birçok gündem maddesi var aslında konuşacağımız şeyler, her biri ayrı bir hani üzerine saatlerce konuşulabilecek başlıklar ama süremiz yettiğince böyle bir değinelim istiyorum hepsine. İşte koronavirüs bir yandan, ekonomi bir yandan, siyasete yaşananlar bir yandan ama Covid'le başlayalım. Yine 30 bin bandında seyrediyor işte iniş çıkışlarla beraber bu kışı da böyle yüksek vaka sayısıyla geçireceğiz gibi görünüyor. Siz ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi yine ben topladığım haberleri anlatayım. Çünkü bu konu uzmanı değilim ama tabii ekonomiyi ilgilendiriyor, beklentileri ilgilendiriyor. Şimdi ya geçen haftanın en önemli hani böyle açıklamaları, Dünya Sağlık Örgütü COVID'in 2022'de de devam edeceğini açıkladı. Bir açıklama vardı. Gene önemli bir haber. Amerikan ilaç otoritesi FDA 5-11 yaş arası aşı uygulaması konusunda karar aldı. Bu önemliydi. Pfizer-BioNTech aşılarının mevcut doza göre 1/3 oranla çocuklara 5-11 yaş arasında verilebileceğini ifade etti ve bunun da başarısının yine %90 üzerinde olduğu ifade edildi. Bu yine en azından çocukların aşılanması açısından oldukça önemliydi. Ama bunun yanında da tabii hani bizdeki vaka sayıları gibi dünyada da vaka sayılarında, örnek veriyorum, Almanya'da son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış. Hollanda Sağlık Bakanı yeni tedbirler alınabileceğini ifade etmiş. İşte yani Çin'de işte bir sürü yasaklama kalkmıştı. En son Pekin maratonunu iptal ettiler. Yani bunlar yani dünya baktığımız zaman aslında belli konularda bu havaların soğumasıyla beraber bir şeylerin olumsuz gittiğinin göstergesi. Aynı şekilde yine Mehmet Ceyhan'ın açıklaması vardı geçen hafta. O da şunu söylüyor. Diyor ki yani bizde testler yerine semptomları dikkat alarak okullarda işte karantina ve kapanma kararları alınıyor. Dolayısıyla mevsimsel olarak grip dönemindeyiz. Dolayısıyla grip ve COVID vakaları karışılıyor. Dolayısıyla bu çok ciddi bir karmaşa yol açacak diyor. Konu bu ve son dönemde benim de çevremde duydum. Aslında vakaların neredeyse tamamı okula giden çocuklardan ailelere geçen COVID vakaları. Dolayısıyla yani burada biz erken davrandığımızı hep söylüyoruz. Belki bu aşılama kararı hız kazanmamıza yol açabilir. En azından 5-11 yaş çocukların aşılanması konusu da en azından Amerika'daki otoriteden onay aldığı için bunlar geçen haftanın COVID'e dönük haberleriydi. Yani görünen o ki işte vaka sayıları artmaya devam edecek ama Türkiye'de de yapılan açıklamalar herhangi bir kapanmanın olmayacağı yönünde. Dünyada da şu an hani söyleniyor, hep kapanma vakaları ya da yeni tedbirler olarak söyleniyor. Görünen bir tek Letonya'da galiba bir tedbir alındı. Karantina ya da kapanma tedbirleri alındı. Diğer ülkelerde hani alınabileceği söyleniyor ama henüz bu konuda somut bir adım yok.
Siz de nezle misiniz hocam? Sizin de sesiniz evet, hasta benim de gibi. Geçen hafta bu gece ben de soğuk algınlığı olmuşum. Covid olmamış testler en azından onu gösteriyor. Dönemsel olarak evet bir şey var. Yani bir etkim var. Ben de henüz kurtaramadım. Geçmiş olsun diyelim. Dünya Sağlık Direktörü'nün de açıklaması var. Haftada neredeyse 50 bin dozla salgın bitmekten çok uzak ifadelerini kullanıyor dün. Şimdi tablo karamsar ama geçtiğimiz haftalarda siz hani iyiye dönük ekonomi penceresinden en azından COVID için iyiye dönük şeyler söylemiştiniz. Hala ekonomi bu duruşunu koruyor mu? Ya aslında koruyor çünkü hani genel olarak piyasalar yeni bir kapanma beklemediği için, ekonomi ilgilendirebilecek düzeyde bir etkisi olmadığı için COVID'in şu an için ekonomi tarafında bir olumsuzluk gözükmüyor. Ama kapanma kararları alınırsa eğer dolayısıyla bu ekonomide etkileyecektir. Şu an genel olarak vaka sayıları evet buralarda kalıyor. İşte aşılama yapılıyor. Uzakta çocuklara da bu karardan sonra hızlanacağını tahmin ediyorum. Piyasalarda da tabii az gelişmiş ülkelerde gelişmiş olan ülkelerin piyasaları veriliyor ve bu ülkeler zaten aşılamalarda iyi oranlarda oldukları için bunlar piyasalara çok fazla yansımıyor. Ama bir tane ben yine bir haber ilave edeyim. Türk Tabipler Birliği kayıtlara geçmemiş, geçen yıl kayıtlara geçmemiş yaklaşık 55 bin ölümü açıkladı. Yani 55 bin ölüm kayıtlara yansımadığı şeklinde bir açıklaması vardı. Bence bu da önemli haberlerden bir tanesi. Türkiye için? Türkiye için. Çok yani ciddi böyle kayıtlar hani resmiyete yansımaması da işin hani bir garip ayrıca sorgulanması gereken bir tarafı. Yani ben buyurun. Söyleyeyim tam şey. Türk Tabipler Birliği 2020'de COVID-19 kaynaklı en az 55 bin ölüm istatistikleri girmedi şeklinde bir haber. Yani bu kadar somut, net bir açıklama. Bu sürecin başında eleştiriler haklı çıkıyor burada o zaman bir kere daha. Hani işte şeffaf olunmadığı yönündeki eleştiriler. Şimdi, evet, yani o konu kesinlikle. Evet. 55 bin sayısı çok yüksek bir sayı. Yani beklenin çok ötesinde sayılar. Evet, maalesef. Dünyadan devam edelim hocam. Neler var? Dünya ekonomisine dair söyleyeceğiniz, bizim de kendi iç gündemimiz, ekonomi ve siyaseti gündemimizde çok başlıklar var. Zamlar yani, var. Türkiye'ye daha ağırlık verelim. Yani pekala. Dünyada işte birkaç tane başlık var. Enflasyon kontrol altında mı değil mi? Yani asıl tartışma bunun üzerine. Son veriler gösteriyor ki açıklamalar ya bir taraftan kontrol altında olunduğu ve bunun işte yani enflasyon artacak tüm dünyada ama bu etkiler işte gelecek yılın ortalarında eski seviyelere dönünce ifade edilir çok kuruluş bunu raporluyor. Genel beklenti bu yönde. Yani bir dahaki senenin ortasına kadar işte dünyadaki bu enflasyon artacak. Dolayısıyla konu bu. Dolayısıyla bu enflasyon artışlarına dönük olarak da işte Amerikan hazinesi ve Merkez Bankası işte birisi piyasaya tahvil sürüyor, diğeri de piyasadan tahvil alarak herhalde 120 milyar dolar piyasaya para sürüyordu. Bu netleşti. Kasım ayı içerisinde bu tahvil alımları azaltılacak Merkez Bankası tarafından ve gene bir dahaki senenin ortalarında bunlar sıfırlanacak ve faiz artırımları da işte 2023'ün başlarına doğru gelecek şeklinde. Aşağı yukarı Merkez Bankası işte FED Başkanı'nın açıklamaları bu yönde olduğu için piyasalar bu belirsizliği atlatmış gözüküyor. Ama tabii bunun nasıl yansıması olacağını dersek dünyada faizler artacak ve ülkelerde kendi ülkesine para gelmesini sağlayabilmek için merkez bankaları faiz artırıyor. Genel eğilim bu yönde. Geçen hafta da Rusya ciddi bir faiz artırdı. İşte, yani 6.75'ten 7.75'e çıkarttı ya da yarım puan tam hatırlamıyorum ama tüm dünya faiz artırıyor ki kendi ülkesine para gelsin şeklinde. Bizde de biliyorsunuz birazdan Türkiye'ye geçtiğimiz zaman konuşacağız. 2 bas puan artırdık, azalttık, %18'den 16'ya indirdik. Tam tersi bir hareket. Ama dünyadaki eğilim faizlerin artacağı yönünde. Bu önemli bir haber.
Bir de somut bir rapordan geleyim. Hani herkes genellikle bize şunu soruyor. Yani işte şunun fiyatı ne olacak, bunun fiyatı ne olacak, hani nasıl hareket edelim şeklinde. Bu konuda Dünya Bankası'nın bence önemli bir raporu var. Dünya Bankası diyor ki bu yıl petrol, doğal gaz, kömürün oluşturduğu enerji, emtia fiyatında ise geçen yıla kıyasla %83.4 yükselecek diyor. Bunun belli bir kısmı, önemli bir kısmı gerçekleşti ama hala bu petrol, kömür ve doğal gazla fiyatların artacağı öngörüyor. Ondan sonra aynı şekilde diğer bu tarım ürünleri, metaller, mineraller, enerji dışı emtia fiyatları %31 artması bekleniyor. Enerji emtia fiyat endeksini geçen yıl %2.3 artırıca beklenirken enerji dışı emtia fiyat endeksi %2.3 azalca ifade ediliyor. Metal ve mineral fiyat endeksi geçen yıl %48.5 artması beklenirken gelecek yıl %5 azalacağı tahmin ediliyor. Gene en çok sorulan altın fiyatı ne olacağı şeklinde. Tabii ya burada çok fazla iddia var, manipülasyon var. Buna ben de katılıyorum ama Dünya Bankası'nın en azından ifade ettiği konu altın fiyatları bu yıl %1.4 civarında bir artış gerçekleştirecek. 2022'de ise %2.5 azalacağını ifade ediyor altın fiyatlarında. Bu en azından Dünya Bankası'nın raporu. Yani burada belki katılmayacağım konu altın fiyatları olabilir ama diğerleri gerçekten arz ve talebe dönük olarak şekillenmiş fiyatları olduğu için dolayısıyla biraz daha doğru gözüküyor. Ve en önemli başka bir maddede tarımsal ürünlerin bu yıl %22 civarında, tabii bunlar hep dolar bazlı artışlar, fiyatların artması bekleniyor. Bir dahaki %1.4'lük bir azalış bekleniyor fiyatlar konusunda. Tabii dünyada dolar bazlı %22'lik bir artış varken Türkiye'de işte TL bazlı %28'lik bir girdi maliyetlerinde artış var. Dolayısıyla bu da çok gerçeği yansıtmıyor Türkiye açısından. Yani gıda fiyatları daha fazla artmış gözüküyor. Bunlar da en azından dünyadaki haberlerdi. Son bir tane daha ekleyelim, dünyayı bitirelim. Geçen haftalarda bu kripto paralara dönük olarak işte Amerikan SPK'sı olarak tanımlayabileceğimiz SEC'in açıklamaları ve ETF dediğimiz borsa yatırım fonları onay verilmesi bütün kripto paralarını canlandırdı ve neredeyse toplam değeri 2.7 trilyon dolara ulaşmıştı. Daha da bu artmış oldu ve kripto paralarda genel bir yükseliş eğilimi devam ediyor ve Amerika bu işi sahiplenmiş gözüküyor kripto para konusunu. Walmart gibi Türkiye'deki işte market zincirleri gibi düşüneceğimiz en büyük market zincirinde dahi artık kripto para alınıp satılmasına olanak sağlayacak bir altyapı sağlanmış durumda. Dolayısıyla hani yatırımcıların akıllarının bir kenarında kripto paraların neden olması gerektiğini gösteren önemli ayrıntılardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Şimdi hocam o zaman gelelim Türkiye'ye. Az önce Merkez Bankası'ndan bahsettik. Bizim Merkez Bankamızda neler oluyor? Önce isterseniz kısa bir süreç hatırlatması yapın bizlere. Bir bazı görev değişiklikler oldu, görevden almalar oldu. İşte ardından gelen faiz kararı oldu. İşte dövizin yukarı yönlü hareketleri ama kısa bir süreç hatırlatması yaparsanız bize bu konuyla ilgili olarak mutlu oluruz açıkçası. Şimdi Merkez Bankası sonuçta para piyasası, para politikası kurulu her ay toplanıyor ve işte 21'leri civarında perşembe günleri ve bir faiz kararı açıklıyor ve bu neden önemli? Çünkü bu faiz oranından bankalara para veriyor ve bankalar da bu aldıkları faiz oranı üzerine işte maliyetlerini, işletme giderlerini koyarak piyasaya kredi veriyor. Dolayısıyla para politikası kurulunun bu kararı piyasadaki para hareketlerini ve faiz oranını belirlemesi açısından oldukça önemli. Şimdi bu nasıl hani yansıdı dersek, işte enflasyon araştırma grubunun yıllık enflasyon hesabı %45 iken
Merkez Bankası zaten geçen ay 118'le piyasaya para veriyordu. Bankaların da ortalama işte bu aldıkları faizler üzerine koyarak piyasaya verdikleri faiz oranı yıllık bazda %20'ler seviyesindeydi. Şey buydu, konu buydu. Ve şimdi tabii bütün dünyada biraz önce bahsettik, faiz oranları yükseltilirken Türkiye'de faiz oranları neden indiriliyor dediğimiz zaman bu konuda hani 6 aylık bir dönemde bir erken seçim olması haricinde mantıklı hiçbir açıklaması yok. Yani ya elinde döviz olan birilerini zengin etmek için bir çaba, yani böyle bir çaba olduğunu söyleyelim, ya da bir erken seçim havasına girmek gibi bir konu ki bunun başka göstergeleri de var. İşte 3600 ek gösterge konuşmuştuk. İşte EYT'liler, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışma olduğu ifade ediliyor bugünlerde. Dolayısıyla bu seçim yasaları, anayasa değişiklikleri vesaire vesaire bir sürü konu üst üste geliyor. Ve bunlar bir erken seçim çabası olarak dikkate alınıyor. Neden? Çünkü siz Merkez Bankası faizi de %18-16'ya çekersiniz. Dolayısıyla bankalar da ne yapar? Maliyetleri düştükleri için kredileri daha ucuz verirler. Şimdi kredileri daha ucuz verirken tabii bunu özel bankalar yapmıyor. Çünkü maliyetler yüksek iken işte bu faiz indirimi sonrası 3 kamu bankası Türkiye'de rekabet kurumu ya da rekabet yasasının çalışmadığının en güzel göstergesi. 3 tane kamu bankası ortak bir şekilde %2 faiz azalttı. Bir tanesi bu. İkincisi de bunlardan bir tanesi de halka açık bir şirket olan bir başka kamu bankası. Halka açık bir şirket ve 10 yıllık devlet tahvil faizleri %20'ler seviyesinde, yani bankalar arasında dönen faizler %20 seviyesindeyken bunlar %16'ya indirdi, neredeyse zararına iş yapar pozisyona geldi. Neden dolayı? Çünkü kamu bankaları ucuz kredi versin piyasaya, piyasa hareketlensin, insanlar da ne yapsınlar? Alım yapsınlar, satım yapsınlar, piyasa canlansın gibi bir senaryo. Ne? Bu altyapıyı sağlayabilmek için işte biraz önce sizin dediğiniz gibi iki tanesi işte başkan yardımcısı düzeyinde, bir tanesi para politikası kurulu üyesi, bir kişi görevden alındı bir gece yarısı. Zaten piyasa ertesi gün doları bir anda yükseltmişti. Bunu konuşmuştuk. Derken faiz indirimde beklentileri vardı. Bu yarım puan gibi düşünülüyordu. Derken yarım puan yerine 2 puanlık böyle inanılmaz bir indirim yapılınca doğal olarak bir anda döviz piyasası yukarı çıktı ve dolar kuru bir anda işte 8.70'leri konuşurken 9.20'lere, 9.30'lara, 9.40'lara geldi. Derken bir de elçi krizi işte hafta sonu gündeme geldi. Evet. Pazartesi işte Uzak Doğu Asya piyasaları açıldığı zaman dolar kuru 9.85'lere kadar yükseldi. İşte birazcık bu elçilik krizi hafifleyince şu an piyasaya bakmadım ama dün itibariyle 9.52'ler seviyesine kadar indi işte. Hani birazcık geri adım atıldı ifade edilen bir noktada. Sonuç, yani bütün bunlar üst üste koyduğumuz zaman sonuç, yani ya hani iki tane seçenek var. İşte Nasrettin Hoca fıkrası gibi, kedi ve ciğer hikayesinde gibi, kedi buradaysa ciğer nerede, ciğer buradaysa kedi nerede gibisinden. Bunun iki tane açıklaması var. Ya elinde döviz bulunan bazı insanlar zengin edilmek isteniyor bu yapılan işlemlerle, ya da önümüzdeki 5-6 aylık bir süreç içerisinde erken seçim var. Ki benim hani düşüncem bütün bu göstergeler önümüzdeki 5-6 aylık dönemde bir erken seçim olma ihtimali oldukça güçlendiriyor. O seçime yatırım yapmak için yeterli bir zaman mı, hani bu atılan bu adımın, faiz indirmenin 5-6 ayda olumlu geri dönüş alınabilmesi mümkün mü? Ya şimdi bunu tabii gene anketlere bakıyoruz. Aynı şekilde piyasada yaratabileceği etkilere bakıyoruz. Çok mümkün gözükmüyor. Yani nasıl söyleyelim? Şimdi önceden aylık 1.34'lerde, 1.35'lerle konut kredisi verilirken kamu bankaları şu an işte 1.20'lerle diyelim ki veriyor konut kredisine.
Evet, yani yıllık %20 faiz ödemiyorsunuz, %16 faiz ödüyorsunuz. Tabii enflasyonla kıyasladığınız zaman çok daha düşük bir rakam ödüyorsunuz. Ama tabii faizler aşağıya gelince bir anda herkes bunu tabii fiyatlarına yansıtıyor. Yani ev fiyatlarına bir bakıyorsunuz ki ev fiyatlarına yansıtıyor. Piyasada kredi bulma imkanı olanlarsa, bu senaryoyu daha önceden de görmüştük biz. Ne yapıyor? Gidiyor, elinde para imkanı olanlar nasıl olsa bu parasal bolluk içerisinde faizler düşükken yaptıkları ne oluyor? Gidiyor döviz alıyorlar ve aslında dövizi daha da yükseltiyorlar. Şimdi başka bir noktası şu, ihracatı bu süreç içerisinde artırma şansımız var mı? Yok. İhracat uzun soluklu bir süreçtir. Çok ciddi artıramazsınız. Ve döviz kurundaki her bir artış bize zam olarak yansıyor. İşte ben söylüyordum işte hep zam gelecek, zam gelecek diye. Geçen haftadan bugüne benzine bir 22 kuruş, bir 44 kuruş ya da bir 28 kuruş ve 44 kuruş zam geldi. Hatta bugün gelecek yani 28 kuruş. LPG'ye gene 28 kuruşluk bir zam geldi. Ve bunlar hep üst üste binerek geliyor, zam furyası olarak geliyor. Beklenti ne dersiniz? Beklenti şu, eğer döviz kuru diyelim ki daha da yükselirse, ki yani beklentiler o yönde, bu sefer Türkiye ucuzluyor. Kimlerin nazarında ucuzluyor? Yabancılar nezdinde ucuzluyor ve yabancılar için Türkiye cazip bir hale geliyor. Bakıyorsunuz diyelim ki döviz kuru farazi olarak söylüyorum, 10 lira 11 liraya geldiği zaman borsadaki hisse senetleri ucuzladığı için yurt dışına para geliyor. Ya da geçen yıl 250 bin adet gayrimenkul satılmış, yabancıları inanılmaz bir rakam. Tabii bunun bir sebebi de işte biz 150 bin dolar ya da 250 bin dolar bir işte diyelim ki gayrimenkulü sattığımız zaman insanlar vatandaşlık alıyor. Bakıyoruz işte Suriye ya da Irak ya da İran ya da başka bir ülkeden, az gelişmiş başka bir ülkeden gelen insanlar aynı parayla işte bakıyorsunuz bir çete kurmuş durumdalar. İşin içerisinde emlakçılar da dahil olmak üzere aynı parayla bir sürü gayrimenkul el değiştiriyor. Yüksek fiyatlardan gösterilerek. Yani böyle garip bir silsileye dönmüş durumda. İlginç yani. Şey de mi mesela size göre erken seçim yolda, 5-6 ay içerisinde seçim olacak düşüncenizi destekleyen şeyler mi siyasette yaşananlar peki? Yani siyasette yaşananlar da birazcık bunu gösteriyor ama tabii şimdi şöyle bir şey, insanlar tabii kaybedeceğini düşündüğü bir seçime girmezler. Yani bu açık olan bir şey. Ama bir taraftan da görüntü o ki daha kötüye gideceğiz. Yani hani bu ekonomik şartlar tabii sadece bu kötü yönetimden kaynaklanmıyor. Aynı zamanda dünyadaki pandemi etkileri de bizi fazlasıyla etkiliyor. Dolayısıyla hani birkaç atımlık kurşunumuz var. Belki bir atımlık, iki atımlık kurşunumuzla işte iktidar partileri şey olabileceğini düşünebilir. Yani belki oy kayıplarını azaltabileceklerini, yeni bir seçime gidebileceklerini düşünebilirler. Artı işte şey çalışmaları olduğu görünüyor. Şu an biliyorsunuz Cumhurbaşkanı sistemine geçerek aslında anayasa değişikliğiyle iktidar aslında kendi ayağını kurşuna sıkmış oldu. Çünkü daha önceden %35 ile 37 ile iktidar olunabiliyordu. Oysa şu an %35-37 ile iktidar olunamıyor. Şu an Cumhurbaşkanlığını %50 artı 1 ile aldığınız zaman siz bütün bürokrasiyi, bakanlıkları belirliyorsunuz. Tek başınıza kanun çıkartıyorsunuz, bütçe oluşturabiliyorsunuz. Dolayısıyla şu an %50 artı 1'e hiçbir şekilde şey ulaşamıyor. İktidar partileri ulaşamıyor. Parlamenter seçime geri dönmek aslında daha az oranlarıyla daha fazla milletvekili çıkartmak anlamına geliyor. Bunlar da tartışılıyor ama anlaşılan o ki seçime kadar bütün bu anayasa değişiklikleri ve diğer konular yetişmeyecek. Öyle gözüküyor. Peki şimdi ekonomi, biz
seçim yolunda, erken seçim ya da zamanında seçim, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için farklı isimler dillendiriliyor. Bunun içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu var, bunun içerisinde Meral Akşener var, Ekrem İmamoğlu var, Mansur Yavaş var. İşte yapılan farklı açıklamalar, bir takım operasyonlar, algı operasyonlar da işin içerisinde aslında. Parlamenter sistem, güçlendirilmiş parlamenter sistem, Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi, işte Meral Akşener'in ben Cumhurbaşkanı değil Başbakan adayıyım tarzında yapmış olduğu açıklamalar. İsimlere odaklanmak istiyorum. Cumhurbaşkanı adaylığı için konuşulan isimler, dediğim gibi Akşener, Kılıçdaroğlu, Yavaş, İmamoğlu isimleri. Ekonomi bu isimlere nasıl bakıyor? Ya şimdi burada ekonomi ya da işte ekonomi yöneticileri nasıl bakıyor dediğimiz zaman, geçen haftadan itibaren, işte geçen hafta da konuşmuştuk, işte TÜSİAD'ı siz ifade etmiştiniz. Ve şimdi TÜSİAD'ın dışında top işte açıklamayı yapıyor. Bakıyorsunuz sanayi odaları açıklamayı yapıyor. Ve aslında yavaş yavaş şunu görüyorsunuz. Piyasalardaki oyuncuların, işte iş adamlarının yavaş yavaş siyasetli bir değişikliğe hazırlandığını görebiliyoruz. Yani çıkarttıkları ses sonlarından, vurgularından bunlar yürülebiliyor ve dolayısıyla bir değişime hazırlık olarak gözüküyor. Piyasalardaki konu bu. Şimdi gelelim şey konusuna, isim konusuna geldiğimiz zaman, şimdi ya böyle bir anekdot vardı aklımda kalmış. Böyle işte nedir, şampiyonu birinci takım değil, işte sonradan gelen takımlar, üçüncü, dördüncü takım bilirler gibisinden. Türkiye'de de işte Trabzonspor için söylenir. Yani şampiyon epeyden beri olamıyor ama şampiyonu bilecek böyle takımlardan bir tanesidir. Önemli takımlardan bir tanesidir. Dolayısıyla siyasette de şu an aslında böyle ikinci takımlar çok belirici oldu. Yani işte örnek veriyorum, belki MHP iktidarda değilmiş gibi gözüküyor ama bu koalisyon tarafında hem bürokraside hem de siyasette oldukça oy oranına göre, yani aldığı oy oranına göre çok daha etkin belirleyici pozisyonda. Şeyde de, Cumhur İttifakı'nda da bazen karışıyorum, Cumhuriyet İttifakı hangisiydi, Millet İttifakı hangisiydi ama şey söyleyeyim, en azından CHP, İYİ Parti tarafı diyeyim. Dolayısıyla bu ittifakta da asıl belirleyici olan nokta İYİ Parti olacak gibi duruyor. Ve burada Meral Akşener son dönemde bu konuda bir açıklama yaptı bu hafta. Daha doğrusu iki tane önemli açıklama yaptı. Bunlardan bir tanesi, biz başbakanlığa talibiz dedi. Dolayısıyla eski sisteme döneceği öngörüsüyle bunu söyledi. Yani daha önceki dönemde de biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı daha pasif bir noktadaydı. Başbakanlık daha aktif bir noktadaydı. Dolayısıyla burada şu an başbakanlığa talibiz konusu baştan böyle bir belirtilerek aslında daha aktif rol almak istendiği açıklandı. Tabii bu hangi anlamda? Mevcut yapıda başbakanlık yok zaten. Parlamenter sisteme geçildiği zaman başbakanlık koltuğunu ben talibim, daha etkili olacağım şeklinde bir açıklama yapıldı. Şu an bu birazcık es geçildi ama ileride bu sözcüğü biz çok önemseyeceğiz gibi duruyor. İkinci olarak da tabii ilk önce Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Bu yeni bir döneme geçmeden önce. Burada da mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nu zikretmeksizden CHP eğer aday gösterirse Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın bizi destekleriz şeklinde bir açıklama da bulundu. Dolayısıyla aslında bu noktayla beraber bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu ya da CHP'nin ortaya çıkartabileceği başka bir adayı aslında ortadan kaldırmış oldu Meral Akşener. Dolayısıyla bu anlamıyla çok belirleyici bir açıklama idi. Dolayısıyla bütün bunlar da ortada işte siyasetin geleceğini belirlemesi açısından önemli adımlar olarak gözüküyor. Dolayısıyla isimler bazında da baktığımız zaman işte anketlerde Mansur Yavaş'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun adı bazı anketlerde birisi, bazı anketlerde bir başkası öne çıkıyor. Baktığımız zaman işte
Ekrem İmamoğlu'nun biraz daha Kürt politikaya yakın olabileceği, Kürtlerden oy alabileceği ifade ediliyor. Mansur Yavaş'ın bu anlamda biraz Kürtlerden belki oy almasının daha zor olacağı ama en azından MHP ya da sağ politika seçmenden daha fazla oy alabileceği görünüyor yani bu anlamda. Dolayısıyla hani burada artık bu isimler arasında belirici olacaktır muhtemelen. Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır. Tabii bunlar şu an öngörüler arasında yer alıyor. Bekleyip görelim. Hocam 3 dakikanın içerisindeyiz. Şimdi beklentileri almadan önce şöyle kısa bir cevap isteyeyim sizden. Seçimler oldu, şartlar değişti. Enflasyon, döviz ve akaryakıt ne kadar normale döner, ne zaman zarfında? Ya şimdi şu anki dış borç yükümüz, işte milli gelirimiz, ekonomi şartları baktığımız zaman yani şimdi aslında yeni gelecek yönetim çok ciddi sıkıntılar yaşayacağı bariz belli. Ve işte biraz önce Dünya Bankası raporunu okudum. Bir dahaki yılın ortasında dünyada dolar bazlı enflasyonun en azından azalacağı öngörüsü var. Ama buna herkes katılmıyor. Eski Fed Başkanı Alan Greenspan bunun hala devam edebileceğini, böyle riskin bulunduğunu söylüyor ama biz bir dahaki senenin ortasında bu pandemi bazlı işte enflasyon artışının dünyada azalacağını düşünebiliriz. Türkiye geldiğimiz zaman ise enflasyon önemli değil. Yani enflasyon artışı olabilir. Bunda bir sorun yok ama insanların gelirlerinin ve gelir dağılımının da enflasyona uygun olarak artması önemli. Türkiye'de şu an hep bunu söylüyoruz. Gerçek enflasyon %45'ler seviyesindeyken siz çalışanlarınızı, emeklilerinizi, işçilerinizi ne yapıyorsunuz? %18-19 zam vermeye götürüyorsunuz. Ya da ev sahibi, kiracı tarafında zaten bu çelişki ortaya çıkıyor. Dolayısıyla birçok insan gelir ve enflasyon düzeyinde artıramadığı için zengin daha zengin, fakir daha fakir oluyor. Enflasyon bir dahaki yıl Türkiye'de devam edebilir. Yani bu iktidar olsun ya da olmasın çok önemli değil. Bu devam edecektir ama asıl aradaki problem gelir dağılımında ortaya çıkıyor. Ve dolayısıyla bu nedenle enflasyon da devam edecektir. Düzelme noktası tabii eğer siyaseten bazı şeyler değişirse, yani örnek veriyorum işte bir siyasi değişiklik olduğu zaman bu piyasalar tarafından geleceğe daha olumlu bakılacağı için, ondan sonra işte bir elçilik krizinin çıkmayacağını düşünüleceği için ya da hem diğer ülkelerle olan ilişkiler hem de piyasanın hukuk kurallarına daha uygun bir şekilde yönetileceği düşünüleceği için risklerimiz azalacaktır, yatırım gelebilir. Yani bunu hani gelir diyemiyorum çünkü o anki şartları, hangi oy oranlarıyla nasıl bir şekilde şekillendirilene bağlı olarak gözüküyor. Ama şu anki mevcut tahribat hem pandeminin hem de şu anki bu döviz işte borçlanma sürecinin tahribatını bütün zorluğunu gerek mevcut iktidar gerekse alternatif olabilecek başka bir miktar fazlasıyla olumsuzluğunu yaşayacak. Bunu hep beraber yaşamaya devam edeceğiz. Peki yani normal şartlar altında 3 sene, 5 sene? Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Burada önemli olan psikolojik algı. Yani ekonomik veriler bir anda düzelmez. Yani zaman alır. Yani biz işte neredeyse 7 yıldan beri milli gelirimiz dolar bazında azalıyor, fakirleşiyoruz. Bunu hepimiz hissediyoruz artık. Tabii hani şey denir, yani ekonomide bence de doğru bir şey. Hani yükselebilmek için dibe vurmak gerekiyor diye bir söz var. Biz hala dibe vurma noktasındayız. Eninde sonunda tabii ki bir yerde dibe vurup yükseleceğiz. Ama bir anda böyle eski seviyelere gelemezsiniz. Yani bu tereddütsüz. Ve hani hükümetin kendi programında bile hep 2023 telaffuz ediliyor. 2023'te ancak 2016'yı yakalayabileceğiz. Bakın öyle söyleyeyim. 2023'te mevcut iktidarın gelir gider hesabı doğru tutarsa ki tutmayacağı zaten baştan belli, şu an da belli. 2023'te ta 2016'yı ancak yakalayabilecekmişiz gibi gözüküyor ki bu da tutmayacağını varsayarsak
2016'lara tahminim herhalde 2024-25'lerde ancak varırız. O da işte hani bir şeyler düzelmeye başlarsa dibe vurup yukarı doğru yol alırsak. Hocam beklentiler. Beklentiler birazcık bu elçi kriziyle ortalık durulmuş gibi gözüküyor ama birazcık siz de detaylarını vermişsiniz. Bu konuya çok girmedik ama aslında Amerika işte ben işte uluslararası hukukun şu kuralına uyuyorum diyerek aslında geri adım atmadı. Yani bunu biliyoruz biz, geri adım atmadı ama biz de gidip 10 tane elçi dışarı göndermediğimiz için piyasa birazcık bunu düzeltmiş gözüküyor ama şu an döviz kurunun aşağı olması noktasında bir neden yok. Yani onu söyleyeyim. Yani şu an bir şeyler düzelmiş gibi gözükmüyor. Dolayısıyla beklentiler dövizde yukarı yönlü olarak devam ediyor ama bu tabii bir anda olmuyor. Yavaş yavaş oluyor ya da bir olay harekete geçiyor. Bu devam ediyor. İkincisi zamlar gelmeye devam edecek. İşte her gün zamları konuşuyoruz, ediyoruz. Bu zamlar gelmeye devam edecek çünkü her biri birbirini tetikliyor. Faizler aşağı düştüğü için konut piyasasında birazcık hareketlenme olabilir. Düşük konut kredisi faizleri nedeniyle ama ben biliyorum ki hemen emlakçılar, müteahhitler bu zamları yansıtıyorlar fiyatlara. Dolayısıyla beklenildiği kadar büyük bir konut fiyatlarında bir artış olmayacağını söyleyebiliyorum. Hatta birçok müteahhit kendi dairesini işte başkası almış gibi göstererek finansman sağlamaya çalışıyor bankalardan. Böyle bir nokta aklıma geliyor. Ama şu an internete girdiğiniz zaman elektronik ürünlerde, ithal ürünlerde, arabalarda özellikle zaten bir arabalarda fiyat artışı beklenirken bunlarda yoğun talepler olduğunda rafların ya da işte internet sitesinde ürün bulunamadı mesajların fazlasıyla insanlar görmeye başladı. Dolayısıyla burada bir özellikle bir faizin de düşmesiyle beraber yukarı yönlü şey pardon bunların hem fiyatların artması hem de bunların işte bulunamaması işte talepten dolayı mümkün gözüküyor. Başka bir şey işte aynı konu borsadaki hisselere yansıyor. Borsalar döviz bazında ucuz olduğu için yabancılar için daha cazip hale gelecektir. Ve aynı şekilde enflasyon yükseleceği beklentisiyle şirketler de doğal olarak enflasyon beklentisiyle insanlar talep edecektir. Borsa da zaten bunu yansıtıyor. Artı tabii borsadaki şirketlerin de belki TL kredi faizleri düştüğü için avantajlı bir pozisyona düşecektir. Yatırımcılar açısından baktığımız zaman işte borsa daha cazip hale gelmiş diyebiliriz. Ama kimsenin TL mevduata para yatıracağını tahmin etmiyorum ben. Çünkü enflasyon gerçek rakamlarından çok uzakken şu an bankalar 16-17 ile para toplamaya çalışıyorlar. Enflasyonla, resmi enflasyonla 19-25 olduğu yerde kimsenin TL mevduatlara yatırım yapmadığını görüyoruz. Bu özellikle bu faiz kararından sonra daha da belirginleşeceğini ve bunun işte enflasyondan korunmak için işte altın gibi, döviz gibi, gayrimenkul gibi ya da başka işte herkesin şeyi farklı. Kimisi demir alıyor, kimisi çimento alıyor. Bu alanlara yöneleceğini tahmin edebiliriz. Aşağı yukarı piyasalara dönük söyleyeceğimiz şeyler de bunlar. Pekala. O halde hocam teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar. İyi haftalar. Haftaya görüşmek üzere. Sevgili seyirciler, hafta ortasında 27 Ekim Çarşamba sabahında ikinci dilimi konum başlığı için kapatıyoruz. Bir araya gidelim, biraz soluklanalım. Ayrılmayın lütfen. Tezkereyi konuşacağız. Bir sonraki dilimde dakikalar sonra gazeteci Musa Özurlu bizimle birlikte olacak.